hayatından endişe ediyoruz. Hatay İskenderun'dan iş bulmak için İstanbul'a giden ve bir gemide elektrik zabiti olarak çalışmaya başlayan 36 yaşındaki Kadir Köroğlu'ndan 11 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor. WhatsApp'tan yazıştığımızda işlerin nasıl gittiğini, gemiye bindi mi, gemi hareket etti mi veya gemi Yunanistan'a geçecekti, Yunanistan'a geçtiniz mi, indiğinizde bana haber edin diye yazmıştım. O da bana gemi Yunanistan'da değil, Marmara açıklarında yükü aldık, çıkacağız dedi. İskenderun'da yaşayan Kadir Köroğlu'nun dayısı Alican Polat, yeğeninin bir kuru yük gemisinde elektrik zabiti olarak çalışmaya başladığını, geminin Yunanistan'a gideceğini öğrendiklerini söyledi. Dayı Can Polat olayın devamını şöyle anlatıyor. 3 gündür Marmara açıklarında duruyordu. 11 Haziran akşam saat 10.30'dan sonra sinyali kesildi. Ama sinyal kesilmeden önce bizim yazışmalarımızda gemide bir anormallik olduğunu, şüpheli kişilerin olduğunu, terör örgütü FETÖ'nün elemanlarının olduğunu, ellerinde kitapların olduğunu söylüyor. Bundan rahatsız oluyor. Dayı Can Polat, 11 Haziran akşamından itibaren haber alamadıkları yeğeninin hayatından endişe ediyor. Hayatından endişe ediyoruz. Temelimiz inşallah sağ salim çıkması.